Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından Rusya sınırlarında kilometrelerce kuyruklar oluşmaya başlamış. Önce bir havaalanlarına akın etti insanlar. Bilet fiyatları en son dün 240 bin liraydı değil mi? Son. Antalya'ya son koltuk. 240 bin liraydı. Uçaklarda yer kalmadı. Havaalanlarında kaos, kargaşa yaşandı. Şimdi de arabalarla sınırlardan ülkeyi terk etmeye çalışıyor Ruslar. Kilometrelerce kuyruklar oluşmuş. Gürcistan sınırındaki kilometrenin uzunluğu 20 kilometre oluşmuş. Bazı yerlerde ülkeyi terk etmek için sınır kapılarında bekleme süresi 35-40 saati buluyormuş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından gözler yine sınır bölgelerindeydi. Ülkeden çıkmaya çalışanlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta kısmi askeri seferberlik ilan etmiş, bunun Ukrayna'da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için olduğunu söylemişti. Rus liderinin açıklaması ülkede panik yarattı. Bir yanda protesto gösterileri, diğer yanda ülkeyi terk etmeye çalışanlar oldu. Finlandiya sınırının ardından Gürcistan sınırında da 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Son bir haftada Gürcistan-Rusya sınırında 115 bin kişinin geçtiği açıklandı. Sınırdaki yoğunluk nedeniyle araçla Gürcistan'a geçiş süresi 35-40 saate çıktı. Bisikletle veya yaya olarak geçişin ise 8-10 saat sürdüğü belirtildi. Sınırdaki Lars gümrük kontrol noktasında memur sayısı artırıldı. Rusya sınır kapısına zırhlı araç ve asker sevk etti. Bunun vatandaşların sınır formalitelerini tamamlamadan geçmemesi için önemli olduğu açıklandı. Muhalefet Partisi ise hükümetin Gürcistan sınırını Rus vatandaşlarına kapatmasını istedi. Ülkede protesto gösterileri de devam etti. Yakutsk kentinde meydana inen halk Putin'in kararını protesto etmek için kol kola girdi. Geleneksel şarkı ve danslarla gösteri düzenledi. Dağıstan bölgesinde de eylemciler ve polis arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi gözaltına alındı.